konuşmak istiyorum. İskenderiye Akdeniz'in gelinidir. Mısır'ın ikinci büyük kenti ve en önemli limanıdır. Antik çağda dünyanın yedi harikasında biri olarak nitelendirilen İskenderiye Fenarı'nın bulunduğu Baros Adası'na dar bir geçitle bağlanır. İskenderiye, milletten önce 332'de Büyük İskender tarafından koruldu. Büyük İskender'den sonra yönetimi ele geçiren Bataymus I. Süter'in İskenderiye'de bir kütüphane ve müze kurması bir bilim kenti haline getirmiştir. İskenderiye'deki en önemli yapı üzerinde durmak istiyorum. O İskenderiye Kütüphanesi'dir. İskenderiye Kütüphanesi büyük bir kütüphane ve kültür merkezidir. İskenderiye Kütüphanesi sayesinde dönemin ünlü bilim adamlarının merkezi haline gelmiştir. Bu bilim adamlarından birisi de Oklidus'dur. Oklidus Kütüphane içerisinde en büyük matematik okulunu kurmuştur. Kitaplar tarih boyunca bilginin kaynağı olarak en değerli materyallerdir. Fakat olumsuz bir durumda ilk zarar gören de yine onlardır. İskenderiye Kütüphane'nin sonu trajik olmuştur. Kütüphane yakılmıştır. Kütüphane bulunan el yazmalarının büyük bir kısmı bu şekilde yok olmuştur. Kütüphane'nin yakılmasında çeşitli görüşler vardır. Bunlardan en bilineni Julius Caesar tarafından kuş atıldığı sırada kütüphane zarar görmüştür. Yakılan İskenderiye Kütüphanesi'nin bulunduğu alanda Yeni İskenderiye Kütüphanesi yapılmıştı. Yeni İskenderiye Kütüphanesi'nin rafları 8 milyon kitabı olacak büyüklüktedir. Konferans salonu, 3 müze, 4 sanat galerisi, 1 planetaryum içeri. İskenderiye Kütüphanesi'ne dünyanın her yerinden koleksiyonlar hediye edilmiştir. Kütüphane ayrıca internet arşiv fotokopisi muhafaza eder. Yeni İskenderiye Kütüphanesi 2002 yılında hizmette açılmıştır.